Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 5. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Değerlendirme testi 71. Birinci sorumuzu büyütelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kare prizmanın yan yüzleri dikdörtgensel bölgedir. Burası arkadaşlar doğrudur. Küpün 8 tane ayrıtı vardır demiş. Yanlış, 12 tane ayrıtı vardır. Dikdörtgenler prizmasının 8 tane köşesi vardır. Doğru. Kare prizmanın 6 tane yüzü vardır. Doğru. Yanlış olan B şıkkında. Küpün köşe sayısı ile kare prizmanın yüz sayısının toplamı. Küpün köşe sayısı 8, kare prizmanın yüz sayısı 6, toplamı 14 oldu. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi kare prizmadır? Kare prizma olan A şıkkımızda. B'deki dikdörtgenler prizması, C'deki üçgen prizma, D'deki küp. Aşağıdakilerden hangisi küp, dikdörtgenler prizması ve kare prizmanın ortak özelliği değildir? 6 tane yüzü vardır, doğru. 8 tane köşesi vardır, doğru. Bütün yüzleri karesel bölgedir demiş, yanlış. Bütün yüzleri karesel bölge olan küptür. 12 tane ayrıtı vardır. Doğru. C şıkkı ortak özellik değil. Açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Dikdörtgenler prizmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi kare prizmanın özelliklerinden biri değildir? 6 tane yüzü vardır. Doğru. Tabanları karesel bölgedir. Doğru. Yan yüzleri dikdörtgensel bölgedir. Doğru. 8 ayrıtı vardır demiş. Yanlış. 12 tane ayrıtı vardır. Yukarıda açınım verilen küp kapalı hale geldiğinde hangi yüzleri birbirine paralel olur demiş arkadaşlar. 1 ve 6 paralel olur. 2 ve 4 paralel olur. 3 ve 5. Yazalım. 1, 6, 2, 4, 3, 5. Şıklarda 1, 6 var. Açınım verilen küpün kapalı halinin görünümü aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Bakın arkadaşlar, buradaki çiçek ile eşkenar dörtgen karşılıklı olacak, yani paralel olacak. Yıldız ile kare, daire ile üçgen, bu ikisi de paralel. Baktığımız zaman D şıkkındaki olabilir diyoruz. A neden olamaz? A'da bakın, burası ile burasının paralel olması gerekiyor, yani karşılıklı. B neden olamaz? Bu ikisinin paralel olması gerekiyordu. C neden olamaz arkadaşlar? C'de de bakın, bu ikisinin karşılıklı olması gerekiyordu. D şıkkımız olabilir. Aşağıda verilen açınımlardan hangisi bir küpün açınımı olamaz demiş arkadaşlar. A olabilir, B olabilir, C olabilir ama D olamaz. Yanda verilen dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları toplamını istemiş. Her bir ayrıttan 4 tane var. Yani 4 çarpı 4 artı 6 artı 9 diyoruz. Eşittir. 4 çarpı 19 oldu. Buranın çarpımı da 76 santimetre olarak gelir. Yandaki izometrik kağıda çizilen prizmaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 8 köşesi vardır. Doğru. 12 ayrıtı vardır. Doğru. 4 yan yüzü vardır. Doğru. Kare prizmadır demiş. Yanlış. Dikdörtgenler prizmasıdır. Çünkü bakın, tabanlar dikdörtgen. Bir küpün ayrıt uzunluklarının toplamı 192 santimetre olduğuna göre bir ayrıt uzunluğu ne kadardır? Toplamda 12 tane ayrıt vardır ve küpün tüm ayrıt uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. 192'yi 12'ye bölüyorum. Bir ayrıt uzunluğunu 16 santimetre olarak buldum. Yukarıdaki noktalı kağıtta verilen şekillerle kare prizma oluşturulduğunda hangi şekiller açıkta kalır? Tabanlar arkadaşlar kare olacak. Bakın E ve de C kare. Yan yüzler dikdörtgen olacak. Bu var. Bu var. Bu var, bu var. Geriye arkadaşlar, pardon, şunu yanlış yaptık. B, A, B, F, H. Bunlar yan yüz olacak. Geriye kalan D ve de G açıkta kaldı.
Yukarıdaki noktalı kağıtta verilen açınımın dikdörtgenler prizmasına ait olması için en az kaç birim daha çizilmelidir? Bakın buranın arkadaşlar aynısı çizilecek. Yani şöyle gösterelim. Buranın çizilmesi gerekiyor. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En az 9 birim daha çizilmelidir dedik. Yukarıda verilen kare prizma açınımının çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Burası 4, burası 4, burası 4, burası 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Burası da 10 ve de 10. Şimdi 4'ten kaç tane var? 12 tane var. Artı 10'dan kaç tane var? 2 tane var. Eşittir 48 artı 20'den 68 santimetre olarak buldum kare prizmanın açınımını. Yani kare prizma açınımının çevre uzunluğunu pardon. A şıkkımızı işaretledik. Böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.